Yo arkadaşlar. Şey söyleyeyim. Ben kabul ettim. Ben yalnız öleceğim. Ben bunu kabul ettim ben. Yalnız geldik, yalnız gideceğiz. Ben bunu kabul ettim. Alright. Zaten biri olsa ne olmasa ne. Şimdi anlatacağım size. Okay. Neden ben artık yavaş yavaş bütün kadın milletten bıkıyorum. Gerçekten bıkıyorum ya. Gerçekten bıkıyorum. Man artık tekrar sıfırdan başlamak her şey berbattır man. You know, mesela kız gelir evime. Üçüncü günden isteme bile gelsin. İsterim lan fuck off man. Benim çocuklarım gelecek şimdi. Ben isterim onlarla vakit geçireyim. You know what I mean? Ben isterim onlarla vakit geçireyim. You know? Ve ben bunu da söyleyeyim size. Boşandıktan sonra ben çocuklarıma çok daha yakın oldum. Belki bir tek onlar vardır benim için artık o yüzden. Tabii ki onların anaları o kadar çok vakit geçiremeyiz. Çünkü o şu an aşk yaşıyor. So onlar o yapamıyor ama benim için çocuklarım daha önemlidir. Bütün karılardan bro. Benim köpeğim bile onlardan daha önemlidir. Mesela bir kız geldi bana. Çıkıyorduk. İyi her şey iyi güzel gidiyor. Ne der bana? Köpekler lazım evin içinde olmasın. Nereye koyayım? Balkona mı koyayım? Nereye koyayım? Ya bahçeli evin olacak. Ne bahçeli evim olmayacak. Ben bekarım ve bu spor salonumun yanındadır burası. Ve hoşuma gider böyle. Umarım köpeğin olmayacak. Fuck off bruv. Öyle Sonra gelir başlar, rahatın bozulur. Gerçekten rahatın bozulur. Huzurun gider. Huzurun gider. Son anda dediğim gibi yani birçoğu da kafaları çok karışık. Bir önceki videoyu yaptım zaten. Genç kızlarla, olgun kızlarla alakalı. Bu yüzden evet. Bir de bunu diyeyim. Gerçekten bu yaşta yani seni sadece kullanırlar. Herkes seni sadece kullanır. Bilmem yani şeyin vardır. Yani sen o kadar çok çekici değilsin. Ya. Baktığında sana içlerine öyle benim için bahsediyorum. Genç kızlar herhalde baba gibi bir şey görürler. Öyle tam bir daddy issues olur. Ve çekici gelmek sadece onların başka farklı menfaatları vardır. Farklı psikolojik bozukları vardır. Ve dul kadınlar da öyle. Dul kadınlar da baktığında yüzüne o sen benim eski kocamı hatırlattırın. Benim o eski kocam da lojistik yapardı İngiltere'de. Sen benim eski kocamı bozuldular bro. Bozuldular. Yani nerede bulacaksın 0 kilometre? Bu genç nesil bile 0 kilometre bir şey bulamaz. Nerede bulacaksın? Hepsinde de öyle bir yük vardır. Hepsinde de öyle bir yük vardır. Anlatamam size. Öyle bir yük vardır ve yani o yükü de biz ancak artık kendi kendimizi taşıyabiliriz bro. Ancak da kendi kendimizi taşıyoruz. Başkasının bagajını kaldıramayız artık. You get what I'm saying? Bir tane daha iyi kız buldum. Okay. İyi gidiyoruz, ediyoruz. Bu kız da hiç sosyal medyayı kullanmıyorum. Tam dediğin ideal bir kız. Ya. Hiç sosyal medya bile kullanmıyorum. Kız makyaj bile kullanmıyor. Doğal güzelliğine güveniyor. Ya. Ama kızın tek problemi nedir? Bir yere gittiğinde der hoşuma gitmezsen biz nereye gitsek seni fotoğraf çekiyorlar. Ben çok rahatsız olurum bu durumda. I'm sorry gitmeyelim bir yere madem. Paket söyleyelim her zaman gelsin. Yok ama benden isterim dışarıda çıkayım. Ne yapayım madem? Fuck off! Oh man!
Gerçekten çok acımasız dünyadır bu ha. İnsanlar sadece birbirlerini kullanıyorlar. Ne çıkarabilirlerse, ne koparabilirlerse kabus gibidir amına koyayım. He? Dünya gerçekten kabus gibidir. Yokmuş fucking köpeğimiymiş, köpeğimiymiş evin içinde gömen. What the fuck off? Ben bu köpeği senden daha çok güvenirim bro. Köpeğe daha çok güvenirim senden. Zaten yemin ediyorum sana. Bir tek o kaldı güvenirim. Bir tek o kaldı güvenirim. Eğer doğruya doğru. Yani çocuklarıma da iyi bakmazsam onların da gözünden düşerim. Onlar da beni siktir edirler. Bir erkek olarak sadece bu dünyada ne verebilirsen, veremezsen you're loser. Bir tek o köpek beni koşulsuz sever. Yani tabii ki onu da lazım yedireyim ama you know, ben bilirim ki bir tek o benim sırtım bana dönmez. Ne kadar acı bir şey değil mi? Ne kadar acı bir şey. Ne kadar acı bir şey. Yeah. Dünya bok yedi bruv. Dünya bok yedi. I'm telling you. Bu yüzden you know Robert De Niro bir filmde kız dedi kendine you're lonely. Dedi kendine I'm not lonely. I am alone. Dedi kendine sen yalnızlıksız yaşıyorsun. Yani you know, yalnızlıksızsın dedi. Yok ben yalnızlık siz yaşamıyorum. Ben sadece yalnızım. Budur benim tecim. I'm not lonely. I'm alone. Tek tabanca bro. Tek fucking tabanca. Herkes fake. Kim gerçek, kim sahte. Ayrı demesin ama çoğu çok sahte geliyor bro. Özellikle bu karı milleti. Özellikle bu karı milleti. Hayatımda bu kadar ukalalık, bu kadar kendilerini beğenmiş görmedim. Bizim zamanımızda yemin ederim size bizim zamanımızda böyle değildi. Bizim zamanımızda böyle değildi. Zaten analarımızın, babalarımızın zamanı belli zaten. Veya muhafazakar insanlar durumu belli, aile durumları belli. Liberalleştik de progresifleştik. Doğruya doğru aileler darmadağın oluyor. Aileler darmadağın olduktan suç işlemi daha çok yükselir. Kadınlar, erkekler düşman. Bütün kızlardan çıktığım kızlar, bizim erkekler nasıl Red Pill izlerler ya, onlar da tam kız versiyonlarını izlerler. O feminist şeyleri izlerler. Biz nasıl beyninizi yıkıyoruz ya, kadınlardan nefret edersiniz. Ben amacım gerçekten o değil istemem. Ben isterim birlik olalım ya. Kadınlar erkek. Ama onlar da aynılarını yaparlar. Onlar daha fazla erkek düşmanlık yapıyorlar. Ve onlar 60'lardan belli yapıyorlar onu ya. Bu Red Pill daha yeni yeni çıktı. Biz erkekler olarak yeni yeni başladık. Kadınları daha çok ya kendimizi yükseltmeye çabalarında ezdirmeyelim. Yeni yenidir bu. Bizim diye bir adam yeni yeni çıktı. Ve genelde X kuşak adamlar bunları başlattı. Dikkat edin. Red Pill'i X kuşak adamlar başlattı. Milenyumcular, Y kuşaklar dünyanın en sıkıntı kuşağıdır. Y kuşaklar dünyanın en sıkıntı kuşağıdır. Ve ben bunun hakkında da bir video yapacağım. Evet benim bir küçüklerim dünyanın en sıkıntı kuşaklarıdır. Onun hakkında bir video yapacağım. Eğer yapmak isterseniz yorum atın buraya. Şeylerim bu. Evet arkadaşlar gerçekten alışıyorum yalnızlığa ve çok daha huzurluyum. Okay. Biri gelirse gelir ama gerçekten bu gidişatta kaç kişiyle gördüğümde imkansız gibi bir şeydir. Gerçekten imkansız gibi bir şeydir bu. Çünkü gerçekten hiç problemsiz kadın çıkmıyor. Yani ben bu yaştan sonra hiç problemsiz kadın alamam.
Hepsinin bir problemi vardır. Hepsinin ciddi ciddi bir problemi vardır. Ve ben o yükü taşıyamam. O yüzden ben bunu diyorum Songül'ün yeni sevgilisine İsmet'e. Bro, gerçekten bol şanslar. Gerçekten bol şanslar, takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Sen öyle gibi şey, şimdi cicim cicim aylardasınız ama 1-2 yıl sonra anlayacaksın Anya'yla Konya'yı, herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ben sadece huzur istiyorum bro. Sadece huzur istiyorum. Ve bunlar sürekli kavga istiyorlar. Neyse ben umarım bu biraz faydalı oldu video. Yani ben sadece tecrübelerimi yani, çünkü gerçekten çok tecrübeli, çok şeyler yaşadım. Çok şeylerde başarılı olmadım. Ama zaten başarılı adamlar çoğu şeyleri başarmazlar. 1000 defa başarısız olurlar da 1 defa başarılılar. Önemli olan başaramadığın değil, önemli olan devam etmektir. Başaramadığın halde yine devam etmektir. Başaramadığın yine devam etmektir ki bir gün bir şey çıkar. Belki bir gün belki de benim ruh arkadaşım çıkar. Çok sanmıyorum ama ben yine de devam ederim. Yine de arada bir dating yaparım. Yine de arada bir çıkarım yemeğe falan filan. Ama diyorum size, yalnız kalmak gerçekten şu an şimdiki bu durumda çok daha huzurludur. Biri benim 1-2 gün kalınca çok çabuk sıkılırım. Dediğim gibi yani ben çocuklarımdan ve köpeğimden çok daha rahatım ben. Ve diyeceklerim bu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Peace out.